Her zaman aşı için gelmeyeceğiz değil mi? Bugün de sizleri korona hastalığı için. Tabii sağlık denince ve çocuklarımız denince iki tane en önemli konu. Salgın dönemindeyiz maalesef. Çocuklarımızın da eğitimini bu salgın dönemine uygun bir şekilde gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Geçen hafta ilk denemesini yaptık. Birinci sınıflarımızı birer gün olmak üzere okula aldık. Çocuklarımız sosyal mesafeye uygun bir şekilde öğretmenleriyle, okullarıyla buluştular. Bu hafta ikinci haftasına geçtik bu uygulamamızın. İkinci haftamızda da yine çocuklarımız haftada iki gün olmak üzere okula gelecekler. Eğitim öğretimler bu şekilde devam edecekler. Tabii takdir edersiniz ki ana sınıflarında ve birinci sınıflarda uzaktan eğitim çok mümkün değil. Şunu benim rahatlığıyla ifade edebilirim ki devletin bütün kademeleri çocuklarımızın sağlığı açısından her türlü önlem alıyor. Okullarımız her türlü dezenfektan, maske, sosyal mesafe kullanma uygun bir şekilde günlük dezenfekte ediliyor. Tabii bunun bir diğer yönü de Covid ile mücadelede, Covid'in ulaşma yollarını, korunma yollarını çocuklarımıza, öğretmenlerimize aktarılması. Bu manada Sağlık Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak yaptığı bir proje neticesinde öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu anlamda Sağlık Bakanlığımızdan gelen uzman doktorlarımız tarafından eğitimler verilecek. İlimizde 47 tane okul bu manada pilot seçildi. Şu anda içinde bulunduğumuz okulda bunlardan bir tanesi. Ben de çocuklarımızla birlikte Covid'in bulaşma yollarını nasıl korunacağımız konusunda uzmanımızdan, doktorumuzdan bilgi almak için buradayım. Emek veren tüm kademelere, tüm kurumlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizler üzerimize düşen bu vazifeyi büyük bir hassasiyet içerisinde yerine getirme gayret içerisindeyiz. Çocuklarımızın bize emanet olduğunu bir kere daha ifade ediyorum. Elimizden geldiği kadar onları hazinelerimiz olarak koruyacağız. En büyük değerlerimiz olarak koruyacağız. Çok teşekkür ederim.